İyi günler arkadaşlar. Leblebi'ye hoş geldiniz. Dersimiz kimya. Atom ve yapısındaydık. Şimdi atom ile ilgili terimlere bakıyoruz. Atomu oluşturan temel parçacıklar arkadaşlar. Önce bunları bir hatırlayalım. Proton, nötron, elektrondu. Proton atomun çekirdeğindeki pozitif yüklü tanecik. Nötron atomun çekirdeğindeki yüksüz tanecik. Elektron atomun katmanlarındaki negatif yüklü tanecik. Atoma baktığımız zaman arkadaşlar, yapısına baktığımız zaman iki kısımdan oluşuyor. Çekirdek ve elektron. Elektron atomun katmanlarında, yörüngesinde, etrafında. Çekirdek de arkadaşlar atomun iç kısmında. Proton ve nötron çekirdekte bulunuyor. Şimdi bu proton, nötron, elektron, bunların simgesi, yükü, kütlesine bakıyoruz arkadaşlar. Protonun simgesi P, P harfiyle gösteriliyor proton. Yükü artı 1, kütlesi 1 AKB. 1 AKB ne demek arkadaşlar? 1 atomik kütle birimi. Nötronun simgesi ne? Yükü 0 arkadaşlar. Kütlesi yine 1 AKB. Bir atomik kütle birimi. Elektrona bakıyoruz. Simgesi E üzerinde eksi. Yükü eksi 1. Kütlesi 1 bölü 1840 AKB. Bu ne demek arkadaşlar? Elektronun kütlesi protonun ya da nötronun 1840'da biri demek. Yani çok küçük olmuş oluyor elektronun kütlesi. O yüzden atomun kütlesini hesaplarken elektron kütlesi dahil edilmiyor. Şimdi atomla ilgili terimlere geçiyoruz arkadaşlar. Atom numarası ne demek? Bir atomun çekirdeğinde bulunan proton sayısı atom numarasını verir. Atom çekirdeğinde protondan başka yüklü tanecik olmadığı için atom numarasına çekirdek yükü de denir arkadaşlar. Çekirdeğin içerisinde yüklü proton var ve nötron var. Nötron yüksüz. Sadece yüklü tanecik proton olduğu için çekirdek yükü denmiş oluyor. Elementlerin çekirdeklerinde bulunan proton sayısı her bir element için karakteristiktir. Proton sayısı farklı olan atomlar farklı elementlerin atomlarıdır. Burada arkadaşlar biz atomun proton sayısını insanlara uyarlarsak insanların TC kimlik numarasına benzetiriz. Her insanın farklıdır TC kimlik numarası. Atomda da aynı şekilde her atomun proton sayısı birbirinden farklı. Hidrojenin farklı, helyumun farklı, potasyumun farklı, demir, altın, gümüş hepsinin proton sayısı farklı, karakteristik özelliği olmuş oluyor proton sayısı. O zaman atom numarasıyla proton sayısı ve çekirdek yükü aynı şey demek. Yani bir soruda bize çekirdek yükü denmişse biz anlayacağız ki bu proton sayısı ve atom numarası demektir. Kütle numarası arkadaşlar. Kütle numarası bir atomun kütle numarası çekirdeğinde bulunan proton sayısı ve nötron sayısının toplamına eşittir. Kütle numarasına nükleon sayısı da denir arkadaşlar. Nükleon sayısı dendiğinde anlayacağız ki kütle numarası. O zaman kütle numarası ne? Nükleon sayısı. Nükleon sayısı da proton sayısı ve nötron sayısının toplamı arkadaşlar. Herhangi bir X elementinde kütle no ve atom no aşağıdaki gibi gösterilir. Kütle no'yu arkadaşlar, bu X elementi herhangi bir element, kütle no'yu üste yazıyoruz. Atom numarasını da sol alta yazıyoruz. Örneğimize geçiyoruz arkadaşlar. Flor elementinde nötron sayısı proton sayısından bir fazla olduğuna göre flor atomunun nötron sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, kütle numarası neye eşitti? Bir elementin, bir atomun kütle numarası, kütle no eşittir proton sayısı artı nötron sayısıydı. Şimdi biz burada flor elementinin kütle numarasını görüyoruz. Nereden görüyoruz? Üste yazmışlar arkadaşlar. 19'muş kütle numarası. Proton sayısına ben P dersem sorumuzda nötron sayısı proton sayısından bir fazlaymış. O zaman nötron sayısı da P artı 1 olur. Proton sayısı P, nötron sayısı P artı 1. 19 eşittir 2P artı 1. 2P eşittir 18. P eşittir 9. O zaman flor atomunun proton sayısı 9'muş arkadaşlar. Nötron sayısı da proton sayısından bir fazla olduğuna göre nötron sayısı da kaç olur? Nötron sayısı eşittir 10. Başka bir örneğimiz var arkadaşlar. Kütlesi 80, nötron sayısı 45 olan brom atomunun çekirdek yükü kaçtır? Çekirdek yükü ne demekti arkadaşlar? Proton sayısı demekti. Şimdi yazalım her şey yerine. Kütle neye eşitti? Protonla nötronun toplamına. 80 eşittir proton sayısı P diyorum artı nötron sayısı 45.
Buradan proton sayısı 35 olur. Nötr atom ne demek arkadaşlar? Negatif yüklü tanecik sayısının pozitif yüklü tanecik sayısına eşit olduğu atomlara nötr atom denir. Yani nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşittir arkadaşlar. Atomdaki artı sayısı eksi sayısına eşit. Şimdi şu atomlara bakıyoruz. Bir atomun nötr olduğunu nereden anlayacağız? Üzerinde normalde şurada yük yazar. Eksi ya da artı hiçbir şey yazmıyorsa demek ki bu atomlar nötrdür arkadaşlar. Bakıyoruz demir, hidrojen, potasyum, berilyum üzerlerinde hiçbir şey yazmıyor. Demek ki bu atomlar nötr. İyon ne demek arkadaşlar? İyon atomların elektron alıp vermesiyle oluşan proton sayısının elektron sayısına eşit olmadığı tanecikler arkadaşlar. Yani eksi sayısı artı sayısına eşit değil. Elektron sayısı proton sayısına eşit değil. Örneklerimize bakıyoruz. Lityum artı, sodyum artı, magnezyum artı, iyot eksi. Bunların hepsi birer iyon arkadaşlar. Nötr değiller. Şu sağ üstte eğer yük yazıyorsa nötr olmadığını anlıyoruz. Bir de çok atomlu iyon var. Çok atomlu iyonlara kök de denir arkadaşlar. Kök şeklinde de geçer. Yük almış birden fazla atom içeren atom gruplarıdır. Şimdi arkadaşlar bazen sorularda gelebiliyor. Görüyorum ben. Bu şekilde çok atomlu iyon veriliyor ve bu bileşiği adlandırın ya da başka bir şey denebiliyor arkadaşlar. Bunlar kesinlikle bileşik değil. Bunu unutmuyoruz. Bileşik değiller bunlar. Bunlar iyon diyoruz arkadaşlar. Anyon ya da katyon. Hidroksit eksi, hidronyum artı, sülfat eksi 2 almış, fosfat eksi 3 almış arkadaşlar. Katyon. Ortasında bir T harfi var arkadaşlar. Katyon. Yani artı var ortasında. Ortasındaki artıdan artı yüklü olduğunu anlayacağız. Nötr atomun elektron vermesiyle oluşan pozitif yüklü taneciklerdir. Katyonlarda arkadaşlar proton sayısı elektron sayısından fazladır. Yani artı sayısı eksi sayısından fazladır. Lityuma bakıyoruz. Artı 1, sodyum artı 1, berilyum artı 2, alüminyum artı 3. Bunların hepsi birer katyon. Anyon, anyonun ortasında bir çizgi var arkadaşlar. Bu çizgi neye benziyor? Eksiye benziyor. Nötr atomun elektron almasıyla oluşan negatif yüklü taneciklerdir. Anyonda arkadaşlar A harfinin ortasında eksi işareti olduğunu düşünüyoruz. Anyonlarda da elektron sayısı proton sayısından büyük oluyor. Oksijen eksi 2 yüklü. Şimdi şurada arkadaşlar şunu anlayacağız. Mesela katyon ve anyon içinde. Katyonun eğer bir tane artısı varsa katyon dışarıya bir elektron vermiş demek. İki tane artısı varsa katyon dışarıya iki elektron vermiş demek. Üç artısı varsa katyon dışarıya üç elektron vermiş demek. Katyon olurken üç tane elektron vermiş alüminyumda. Şimdi anyon içinde şöyle düşüneceğiz. Eksi yüklüler dedik anyonlara. Ne kadar eksi yükü varsa dışarıdan o kadar elektron almış. Oksijenin iki tane eksi yükü var. Dışarıdan iki tane elektron almış. Florun bir tane bir elektron almış. Klorun bir tane bir elektron almış. Kükürtün iki tane dışarıdan iki elektron almış kükürtte. Herhangi bir X elementinde kütle numarası, atom numarası, yük, nötron sayısı ve elektron sayısını nasıl gösteririz? Bakıyoruz arkadaşlar bu X elementine. Şimdi soldan başlayalım. Kütle numarası sol en üstte yazılır arkadaşlar. Atom numarası da arkadaşlar sol alta. Nötron sayısını her zaman görmezsiniz. Mesela her kitapta, her kaynakta, işte her atom gösteriminde nötron sayısını yazmayabilirler ama ortaya yazılıyor nötron sayısı. Elektron sayısı sağ alta. Yük miktarı da arkadaşlar sağ üstte yazılır. Bu şekilde herhangi bir X elementinde böyle gösteriyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bazen hesaplama yapmamız istenir. Mesela kütle numarasını bulmamız istenir. Atom no'yu bulmamız ya da elektron sayısını, yük miktarı verilir, atom numarası verilir, elektron sayısını bulmamız istenir. Şöyle bir yöntem var arkadaşlar. Ters U çiziyoruz. Buradan başlıyoruz. Kütle no'ya kadar. Şimdi burada arkadaşlar bu yolla toplamalar yaparak bir sonrakini bulabiliyoruz. Mesela atom numarasını bulmamız istenirse, yük miktarını ve elektron sayısını verirlerse, atom numarasını isterlerse, yük miktarı ile elektron sayısını topladığımızda atom numarasını buluyoruz arkadaşlar. Kütle no'yu istediklerinde atom no'yla nötron sayısını topluyoruz. Kütle numarasını buluyoruz. Tekrar söylüyorum. Yük miktarı ile elektron sayısını topladığımızda atom numarasını buluyoruz. Atom numarasıyla nötron sayısını topladığımızda kütle no'yu buluyoruz. Bu şekilde toplamalar yaparak bir sonraki basamağa geçebiliyoruz.
Örneğimiz var arkadaşlar. X2 eksi ve X3 eksi iyonlarının toplam elektron sayısı 35'miş. Buna göre X atomunun çekirdek yükü nedir? Çekirdek yükü neydi arkadaşlar? Çekirdek yükü proton sayısı demekti ya da atom numarası demekti. Şimdi burada aynı elemente ait bunlar. X dışarıdan 2 tane eksi almış. Buradaki X arkadaşlar X eksi 3'te dışarıdan 3 tane eksi almış. Yani bu atomlar toplamda baktığınızda dışarıdan 5 tane elektron almışlar. 5 eksileri fazla arkadaşlar. Anyonalı olurken dışarıdan 5 tane elektron almışlar. Demek ki 5 elektron almasalarmış nötr halde bunların toplam elektron sayısı 30 olacakmış. Şimdi bu 30 aynı zamanda nötr atomda arkadaşlar elektron sayısı proton sayısına eşitti. PP diyelim proton sayısına. Bu 30 aynı zamanda proton sayısını da verir her ikisi için. 2P eşittir 30, P eşittir 15 olur. Cevabımız da arkadaşlar Ceyhan olur. Diğer sorumuza geçiyoruz. X2 artı iyonunun proton sayısı 20, nötron sayısı ise elektron sayısından 2 fazladır. X atomunun kütlesi kaçtır? Şimdi X2 artıyı yazalım arkadaşlar. X2 artı iyonu. Proton sayısını yazıyoruz. Proton sayısı 20. Nötron sayısı ise elektron sayısından 2 fazla. Şimdi elektron sayısı arkadaşlar kaç olur? Nasıl bulacağız? Şu yük miktarı ile elektron sayısını topladığımızda arkadaşlar proton sayısını verirdi. 2 ile neyi toplarsak 20 yapar. 2 ile topladığımız şey bize 20'yi verecek. 2 ile topladığımız şey elektron sayısı. 2 ile 18'i topladığımızda kaç yapar arkadaşlar? 20 yapar. Elektron sayısı o zaman kaçmış? 18. Şimdi bu atomun nötron sayısı elektron sayısından 2 fazla. O zaman elektron sayısı 18 ise, nötron sayısı da 2 fazlaysa nötron sayısı kaç olur arkadaşlar? 20. Kütle numarası isteniyor. Kütle no'yu nasıl buluyorduk? Proton sayısı artı nötron sayısı. Buradan kütle numarası eşittir. Proton sayısı 20 artı nötron sayısı da 20. Topladığımız zaman 40 yapar. Cevabımız da Denizli olur. Diğer örneğimize geçiyoruz arkadaşlar. Y2 eksi ve Y5 artının elektron sayıları eşit. Y eksinin elektron sayısı X'in proton sayısının 2 katı. Buna göre X ve Y'nin proton sayısı kaçtır? Şimdi X2 eksi, Y5 artı. Bunların arkadaşlar elektron sayıları eşitmiş. Ben bunların elektron sayısına A diyorum. Elektron sayılarına A dedim. Buradan proton sayılarına ulaşabilirim. Şu A şeklinde ulaşabilirim. Nasıl ulaşacağım? Yükle elektron topladığımız zaman proton sayısına ulaşıyoruz. X'in proton sayısı o zaman A-2 olmuş oluyor. İkisinin toplamı A-2 verir. Y'nin proton sayısı A artı 5 olmuş oluyor. Şimdi diğer ikinci bilgimize geçiyoruz arkadaşlar. Y'nin elektron sayısı X'in proton sayısının 2 katıdır. Y eksinin demiş. Y eksinin elektron sayısı, şuradaki elektron sayısı X'in proton sayısının 2 katı olacak. X'in proton sayısı A-2. O zaman bunun elektron sayısı da arkadaşlar A-2'nin 2 katı olacak. 2A-4 olur. A-2'nin 2 katı. Yine buradan yola çıkarak arkadaşlar buradan her ikisini topladığımda Y'nin proton sayısına ulaşıyorum. Her ikisini topladığımda 2A-5 Y'nin proton sayısı. Şimdi Y'ye ait 2 tane arkadaşlar bilgimiz var. Y'nin protonuna ait A artı 5, 2A-5. Her ikisi de arkadaşlar aynı sayıyı veriyor. O zaman A artı 5 eşittir 2A-5. Buradan işlemimizi yaptığımızda A eşittir 10 olur. Şimdi X'in proton sayısına ulaşabiliriz. X'in proton sayısı A-2 idi. O zaman X'in proton sayısı A-2'den 8. Y'nin proton sayısı A artı 5'ti. A artı 5'ten Y'nin proton sayısı 15 olur. X 8, Y 15. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.